Merhaba, ben Mesut Çevik. Donhaber olarak Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde Samsung'un Unpacked 2018 etkinliğinde Galaxy Note 9'u görme fırsatı yakaladık. Yanımda Samsung Türkiye Mobil Ürünler Pazarlama Müdürü Anıl Öztekin var kendisiyle beraber. Hem Note 9'u konuşacağız hem de Samsung'un Bixby ve benzeri servisler hakkında da bilgiler alacağız. Anıl Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oldukça güzel bir etkinlikti. Hatta benim katıldığım Samsung etkinlikleri içinde belki de en iyisiydi görsel ve anlatım olarak. Gerçekten ilk önce Samsung'u tebrik etmek lazım burada. Note 9'u gördük. Güçlü bir telefon. Türkiye 6500 liradan geliyor. Evet. Dolar kurunu falan hesaba kattığımızda bu fiyatı nasıl ayarladınız? Neyi öngörerek? Yani biz öncelikli olarak hani seninle de dönem dönem sohbet etme fırsatı olduk. Biliyorsun Türkiye'de her satılan iki telefondan bir tanesi Samsung. Özellikle orta ve alt segmentte çok uzak ara pazar lideriyiz. Üst segmentte de 2017-2018 yılının son çeyreğinden beri her ay pazar payımızı arttırarak devam ediyoruz. Aslında bu artışı hem devam ettirme arzusuyla hem de Türk müşterilerini gerçekten kaliteli telefonlarla buluşturabilme adına çeşitli fedakarlıklar yaparak bu fiyatı müşterilerimiz için belirledik. Yani dolar kurunu hesaba kattığımızda gerçekten de Note 8 nasıl çıktıysa aslında Note 9'u da benzer bir şekilde görmüş olduk. Doğru, doğru. Ki Amerika fiyatı Note 9'un Note 8'e göre biraz daha pahalı olacak. Kesinlikle, doğru. Şimdi Türkiye'de 128 ve 512'yi göreceğiz. Eskisinde ayrım vardı, ülkeye getirmiyordunuz. Fakat daha fazla fiyat olmasına rağmen bu sefer gelecek. Gelecek. Pazardan umutlu olduğunuzu mu gösteriyor? Tabii ki umutluyuz. Çünkü yani Türk kullanıcılarına baktığımız zaman ihtiyaç olarak, beklenti olarak aslında en son teknolojiyi en iyi şekilde diğer benzer pazarlarda olduğu gibi hızlıca sahip olmak istiyorlar. 128 GB'lık hafızalı telefonlar zaten çok kısa bir süreç. Yani bayramdan önce bütün müşterilerimizle Türkiye genelinde buluşuyor olacak. 512 GB'lık da Ağustos sonu itibariyle müşterilerimizle buluşuyor olacak. Onun da fiyatı 7499 lira olarak belirledik. O da yine az önce bahsettiğim gibi özel bir fiyat. Telefonun 5 microSD kart desteği var. 512 GB'lık microSD kart takarsak 1 TB hafızaya kavuşuyoruz. Fakat 512 GB'lık microSD kartları bulmak çok zor. Onları da getirecek misiniz? Getireceğiz. 4. çeyrek itibariyle Samsung markalı 512 GB'lık SD kartlar da yine pazarda yerini bulacak. Peki bunları direkt olarak mesela Turkcell, Vodafone'un bayilerinden gidip alabilecekler mi yoksa yine özel mağazalarınızdan mı gidip alacaklar? Öncelikli olarak online ve Samsung mağazalarından, sonrasında da diğer bütün kanallarda müşterilerle buluşacak. Şimdi telefonlara baktığımızda biz birkaç programdır aslında Erdi ile de bunu çok konuşuyoruz. Diyoruz ki Samsung biraz hızlı koştu. Evet. Şimdi donanımsal anlamda hani bir şeyleri farklılaştırma anlamında zorluk çekiyor. Gitgide baktığımda gerçekten hani çok sıkışık bir ortamda farklı şeyler yapmayı deniyorsunuz. Bu sefer 4000 mAh pil gördük ve kalemde gerçekten bir inovatif yaklaşım var. Üstüne bir Bluetooth buton var. Uzaktan sunumları falan yönetebiliyoruz. Yazılım alanında çok fazla farklılıklar var. Fakat Türk kullanıcısının bir burada bir isyanı var. Diyor ki ya biz Bixby'yi bütün fonksiyonlarıyla aktif kullanamıyoruz. Evet. Samsung Pay gibi bir güzide teknoloji var. O da yok. Bunlar ne zaman gelecek? Tamam. Bixby'ye gelmeden önce biraz tasarımla aslında belki bahsedeyim. 2016 yılında aslında S7 Edge ile birlikte senin de bahsettiğin gibi tasarımı çok yukarıya, çıtayı çok yukarıya koyduk. Geçtiğimiz yıl S8, S8 Plus ve Note 8 ile birlikte sonsuz ekran teknolojisiyle birlikte onu biraz daha yukarıya çıkardık. Şimdi dediğin gibi daha çok performans odaklı yeniliklerle, yazılım anlamında yeniliklerle yine çıtayı yukarıya taşıyoruz. Bixby'nin iki tane özelliği zaten, üç özelliği, ikisi zaten Türkiye'de kullanılabiliyor. Fotoğraf ve tercüme özellikleri kullanılabiliyor. Asistan özelliği içerisinde içinde yine Türkiye'de bir ekip olarak ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Yani mümkün, tarif vermeyeyim ama mümkün olan en kısa süre içerisinde yine bunu müşterilerimizle buluşturuyor olacağız. Pay'ye baktığımız zaman Pay biraz daha regülatif bir süreç gerektiren bir şey. Onunla da ilgili yine ayrı bir ekibimiz çalışıyor. O da çok önemli bir yenilik aslında. Bizim de çok ciddi şekilde müşterilerimizle, Türk müşterileriyle buluşturmayı hedeflediğimiz bir yenilik. Onun için de çalışıyoruz. Yine o da en kısa zamanda müşterilerimizle buluşacak. Bunlar önemli özellikler çünkü bir telefon aldığınızda gerçekten artık katma değerli servisler çok daha büyük önem taşımaya başladı. Kesinlikle. Ki Samsung söz konusu olduğunda diyorum ya, 3 sene önceki telefonunuzu kullanan adam şu an telefonu değiştirecek başka modelde de alternatif bulamıyor. Yani tasarım olarak gerçekten çıta yükseldi. 4000 mAh pil var. Bu sizin için bir yenilik Note serisinde. Doğru, bu bir yenilik. Yani performans tarafında 4000 mAh'lik bir pil olacak. İlave olarak 128 GB ve 512 GB olacak. DeX ile ilgili bazı yenilikler var. Yani standdan ziyade artık bir C-Type bir adaptör ve HDMI adaptörle televizyona bağlanıp çift ekran kullanabilme imkanı, yani aynı zamanda izlerken, sunum yaparken diğer taraftan da telefonunuzda not alabilme imkanını sağlayan yeni özellikleri var. Bunlar performans tarafında.
global bazı işbirliklerinden bahsettik. Yani bizim aslında Not serisi ürünleri artık sadece beyaz yakalı kurumsal müşteriler değil, millennial'lara, Z jenerasyonuyla da birleştirmek, onların da ihtiyaçlarını karşılayacak özellikleri de içerisine ekledik. Fortnite burada bence en heyecan verici gelişmedi. Doğru. Çünkü mobil oyun sektöründe bir değişik tarz yaklaşım getirdi. Doğru, doğru. Bu tarz kullanıcılarımızın, yani daha genç kullanıcılarımızın da ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak aslında bu ürün geliştirmeleri yapılıyor. O bahsettiğim iki global işbirliği bizim için çok önemli işbirlikleri. Onları da zaten en hızlı şekilde Türk kullanıcılarıyla buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir kablosuz şarj cihazı gördük. Yeni saatlerinizle telefonu aynı anda koyuyoruz, aynen, şarj ediyor. Doğru. Bunlar da gelecek mi Türkiye'ye? Onlar da gelecek tabii. Onlar da aksesuar olarak bulunacak. Bir fiyat bilgisi var mı? Şu anda söylemeyeyim ama yani çok uygun, affordable bir fiyatla olacak. Verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. New York'ta Samsung Türkiye ile hem Note 9'u hem de Samsung'un geri kalan servislerini konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.